Bayram zamanı geldi çattı. Neşeli ve mutlu olmanız gerekiyor. Ama siz şu hiçbir şeyden keyif almayan tiplerdensiniz. Tek istediğiniz keskin cisimlerle bir şeylere girişmek. Dolayısıyla bayramınızın bir kısmını kağıttan kar taneleri yaparak geçiriyorsunuz. Bayramlara dair hisleriniz ne olursa olsun, bir şeyleri küçük parçalar halinde dilimlemek bir sanattır ve siz bu sanatı çok ciddiye alıyorsunuz. Mesela bazı insanlar bir kağıdı önce ikiye, sonra tekrar ikiye ve tekrar ikiye katlayıp keserek sözde kartaneleri yaparlar. Halbuki kağıt kartanesi uzmanları bilir ki gerçek kartanelerinde 6 katlı simetri vardır. Bu şeyde ise 4 katlı simetri var. Doğada böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla siz kağıdı iki kez 2'ye sonra 3'e katlayarak gerçek bir kar tanesi yapıyorsunuz. Veya önce 2'ye sonra 3'e sonra tekrar 2'ye katlayarak da yapıyor olabilirsiniz. Ama önce 3'e sonra 2'ye sonra tekrar 2'ye katlayarak yapamazsınız. Çünkü bu çok saçma olur. Bu arada şunu fark ediyorsunuz ki ilk 2'ye katlamanızı istediğiniz açıyla yapabilirsiniz. Hiçbir şey hizalamak zorunda değilsiniz. Bakın bu ilginç. Çünkü alt katlı simetri için kağıdı katlayarak 12 kısma ayırmanız lazım. 6 kısma ayırırsanız 3 katlı simetri elde edersiniz. taneleri arada sırada 3 katlı simetriyle de oluştuğu için ona da müsaade var. Doğada bazen 12 katlı simetriye sahip taneleri de görülüyor. Yani o tip bir kartanesi elde etmek için kağıdı bir kere daha katlayabilirsiniz. Ama 4 katlı simetri asla. Kağıt katlamanın sorunu artan kalınlığın devam etmeyi zorlaştırması. Bu çizgilerin eğri büğrü olması neden olur ama aslında daha doğal bir görüntü de sağlayabilir. Gerçek kar tanelerinin çoğu aslında topak topak ve kusurludur. Fakat tabi insanlar öyle olanların fotoğraflarını çekip paylaşmıyor. Zaten siz de öyle bir kar tanesi yapmak istemiyorsunuz. Bu açıyı 3'e katladığınız zaman bu kanat bunun altına gelir. O yüzden birazcık daha kısa olmalı. Çünkü bu kenar burayla hizalanmalı. Ama kanatları akordiyon gibi biri öne, biri arkaya gelecek şekilde katlarsanız tüm kısımlar aynı boyutta olabilir. Hatta sonra direkt bu şekilde ikiye katlamak yerine her katı ileri geri şeklinde katlayabilirsiniz. Bu çok daha iyi sonuç verir. Veya belki de 6 katlı simetrinden sıkılıp 5 katlı bir şey yapmaya karar verirsiniz. 5 katlı simetri demek 10 kısım demek. Kağıdı önce 2'ye sonra da 5'e katlarsınız. Hizalamak için açı ölçerde kullanabilirsiniz. Göz kararınıza da güvenebilirsiniz. İşte 5 kat simetrili bir kar tanesi. Aslında eğer bu ilk 5 katı iyi katlamayı becerirseniz tek bir makas hamlesiyle çabucak bir yıldız da elde edebilirsiniz. Ya da dilim dilim keserek bir sürü yıldız elde edersiniz. Veya süslü şekiller keserek süslü kar yaratabilirsiniz. Yıldızlar da bayram kutlama ruhuna dahil değil mi? Benzer bir yolla 7 katlı simetri de elde edebilirsiniz. Ama bunun için acil durum açı ölçerinizde ihtiyacınız olacak. Öte yandan 9 katlı simetriyi açı ölçersiz de yapabilirsiniz. Çünkü önce 3'e sonra tekrar 3'e katlamanız yeterlidir. Ve eğer 5 katlı simetriyi açı ölçer kullanmadan yapabiliyorsanız 10 katlısını da yaparsınız. Çünkü 10, 5'in 2 katıdır. Bayram kutlaması var dedim ama hangi bayramı kastettiğimi söylemedim. Sevgililer günü tam bir kış bayramıdır öyle değil mi? 11'e geçersek o asal bir sayı. Yani yine açı ölçer kullanma vakti geldi. Bakın asal çarpanları ayırma yapıyoruz. Evet artık teorik olarak her tür... En katlı simetriye ulaşabiliyorsunuz. Peki ya döner simetri? Döner simetride simetri çizgileri yok. Yani katlama da yok. O halde bu soru mantıklı bir soru mu? Bir kar tanesi tasarımını düzgün şekilde kesmek, kesim çizgilerini birbiri üzerine düzgün hizalamaktan ibarettir. Böylece bir defa da hepsini kesmiş olursunuz. Peki böyle döner simetrik bir tasarımın tüm tabakalarını birbiri üzerine nasıl düzgün bir şekilde hizalarsınız? Döner simetriye sahip bir şekli hizalamak için şekli döndürmeniz gerekir pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Kağıdın merkezine giden bir kesik atarsanız Kağıdı sonuna kadar döndürebilir ve çizgileri üst üste getirebilirsiniz. Dönel simetriyi elle hassas bir şekilde çizmek zordur. Ama ben yine de bu kötü çizilmiş girdap tasarımını simetrik hale getirebildim. Şimdi kağıttan bir girdap tanesi yapmak için işe bir kesikle başlıyoruz. Sonra kağıdı bir küle haline getiriyoruz. Kağıdı bir, iki veya daha çok tur döndürebilirsiniz. Önemli olan iç ve dıştaki kesik yerleri üst üste getirmek. Çünkü simetrik açıdan öyle bir kesik yok. Ben genelde açılmasın diye önce bantlıyorum. Sonra kesmeye başlıyorum. Spiralimsi şekiller bence iyi sonuç veriyor. Kağıdı katlamak kesime başlamak için iyi bir yöntem. Ama unutmayın katlamak simetri yaratır. O yüzden ben bu yöntemi sadece makası kağıda geçirmekte kullanıyorum. Ve sonra asimetrik bir şekil kesiyorum. Ve işte karşınızda girdap tanesi. Bir yıldız girdap tanesi için kağıdınızı 5 veya 4 kat döndürmelisiniz. İnsan bunun tek bir tur olduğunu sanıyor. Oysa bu iki tur. Kağıt normal düz bir kağıt olsaydı tek tur olurdu. Her neyse yapın işte. Sonra güzel spiralimsi bir iki şekil kesin. Böylece güzel, süslü bir yıldız, girdap kar tanesi elde edersiniz. Ya da bir harikalık tanesi. Tabii ki kar tanesinden bir sonraki adım friz desenleri yapmak. Ondan sonrası duvar kağıdı desenleri. Sonra kağıdı bir mobius şeridi halinde katlarsak nasıl desenler elde ederiz acaba diye sorarsınız. Sonra küreleri katlayıp kesmeye heves edersiniz ve ortalık mahvolur. Sanırım burada dursak iyi olacak.